Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in podcast kanalının yeni bir yayınında daha sizlerleyiz. Biliyorum uzunca bir süredir podcast yayını yapmıyorum. Biraz ara vermiştim podcast yayınlarına fakat biraz yoğun bir dönemdi. Bu yoğun dönemi atlattık. Podcast kanalımızın yayınlarını dinleyenler mesajlarıyla bizlere destek oluyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dinleyenler ve beğenenler bu yayınların devamını sağlamak için bize de şevk oluyor. Podcast yayınlarına neden ara verdik? Aslında bugün konuşmak istediğim hem Pokemon Master Net'in hem de Pokemon dünyasının son günlerde yaşamış olduklarını şöyle sizinle bir konuşmaktı. Öncelikle kendi sitemden yani Pokemon Master Net'in yaşadıklarından bahsedeyim. Pokemon Master Net son 1-2 aydır bir hayli zor dönemler geçirdi. Zaten sitemize ve forumumuza girenler bunu görmüştür. Gerçekten uykusuz geceler geçirdiğim oldu. Çünkü sitemize maalesef saldırı düzenlendi. Bir kişi tarafından, kişiler tarafından ya da otomatik olarak tam bilmiyorum, çözemedik de zaten. Bir şekilde sitemiz saldırı altındaydı. Uzunca bir sürede saldırı altında kaldı. Önce sitemizin dosyalarında sorunlar çıktı. Daha sonra forumda sıkıntılar çıkmaya başladı. Ben de yaklaşık olarak 5-6 yıllık emeğin boşa gitmemesi için gerçekten büyük çaba sarf etmeye çalıştım. Şu an için forumu kurtarmış durumdayım. Forumda herhangi bir sıkıntımız yok fakat sitemiz hala kapalı durumda şu an zaten. Girerseniz görürsünüz. Sitemizin hem güncellemek için hem de bozuk olan dosyaları düzeltmek için, saldırıya uğramış dosyaları temizlemek için bir süre bakımı aldım. O nedenle Pokemon Master Net son günlerde sıkıntılı günler geçirdi. Ama biz tabii Pokemon dünyasında paylaşımlarımıza, takipçilerimize en son haberleri yine sunmaya çalıştık. Bu dönemleri yaşarken turnuva bile yaptık, turnuva düzenledik. Ocak ayının 23'ünde başlayıp Şubat'ın 8'inde sona eren Pokemon Master Net kış turnuvasını yaptık. Bu turnuva gerçekten güzel oldu. Tabii kendi adıma çok güzel geçtiğini söyleyemem. Ben çok kötü sonuçlar aldım. Fakat katılan arkadaşlar gerçekten güzel maçlara imza attı. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum katıldıkları için. Turnuvamızı Konkat arkadaşımız, Fatih arkadaşımız kazandı. Onu bir kez daha buradan tebrik etmek istiyorum. Kendisine sertifikasını hazırladım. Yakında göndereceğim. Gerçekten güzel bir an olacak onun için de. Bu dönemde tabii Pokemon Master Net sadece turnuvayla kalmadı. Facebook sayfamızdan yine duyurularımıza devam ettik. Dikkat ederseniz Pokemon hakkındaki haberleri en hızlı şekilde sizlere sunmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımız videolarıyla yine yayına devam etti. Elimden geldiği kadar, vakit bulduğum kadar videolar da yapmaya çalıştım. Hatta biraz sonra bahsedeceğiz. Pokemon'un yeni oyunları hakkındaki dünyadaki ilk videolardan birini yaptığımı söyleyebilirim. Pokemon Master Net yayın hayatına bir şekilde devam edecek. Saldırıya uğramış. Yani aklınıza her şey gelebilir. Başımıza gelecek herhangi bir olay bizi yolculuğumuzdan saptırmayacak. Biz yolculuğumuza devam edeceğiz. Pokemon Master Net sitesiyle de, yenilenmiş sitesiyle de yakında yayın hayatına devam edecek. Onu da söyleyeyim buradan. Pokemon Master Net'ten sonra Pokemon dünyasındaki gelişmeleri irdeleyelim biraz da. Son zamanlarda gerçekten Pokemon dünyasında işler biraz kızışmaya başladı. Çok böyle sürpriz haberler, çok yoğun haberler gelmeye başladı. Bunlardan tek tek bahsedelim isterseniz. Tabii ki 2016 yılının şöyle bir özelliği var. Pokemon'un 20. yılının kutlandığı yıl olacaktı bu yıl. Zaten ocağın 1'inden itibaren Pokemon'un 20. yılına özel etkinlikler, haberler çıkmaya başlamıştı. Pokemon'un 20. yılı biliyorsunuz 27 Şubat'ta Pokemon'un yıl dönümü. 27 Şubat'tan önce ilk sürpriz haber yeni bir Pokemon olan Magearna'nın ya da Japonca ismiyle Magearna'nın. Ben Japonca ismini daha çok beğendim. Magearna demek daha güzel oluyor. Yeni bir Pokemon'umuzun duyurulması oldu. İlk düşen bomba bu, haber bu oldu. Zaten YouTube kanalımızda ve sitemizde bununla ilgili haberleri bulabilirsiniz. Magearna'nın ortaya çıkması bizde şöyle bir umut doğmasına neden oldu. Yeni nesil ve yeni oyunların gelmesi durumu. Tabi bu çok da beklenen bir şey değildi. Çünkü daha XY'nin ve 6. neslin üzerinden 3 yıl geçmemişti bile yani. 2,5 yıldan biraz fazla oldu. Çok beklenmiyordu. Tabi Magearna büyük bir heyecana neden oldu Pokemon dünyasında.
Ama biz daha çok Magerna'nın tabii Volcanion'la 19. filmde bulunmasıyla birlikte hani 6. nesile eklenmiş yeni bir Pokemon olabileceğini düşündük. Ve gelecek olan Pokemon Z, muhtemel Pokemon Z oyununun da Pokemon'larından biri olabileceğini düşündük. Bu tabii yine heyecana neden oldu bizde. Magian hakkında zaten videolarımızda ve haberlerimizde çeşitli yorumlarımızı yaptık. Zaten şu an Magerna hakkında çok fazla bilgi yok. Yani türünü bile bilmiyoruz. Sadece insanlar tarafından 500 yıl kadar önce yapılmış bir Pokemon olduğunu biliyoruz, o kadar. Tabii şekline baktığımız zaman çelik türünde olma ihtimalinin çok yüksek olduğu ortada. Bunun yanında bir tür alacak mı, alırsa ne olacak, bunu bilemiyoruz. Bunları gelecek aylarda çıkacak haberlerde yine sizlere ulaştırırız. Magerna haberinden hemen sonra gündeme tabii bomba gibi düşen bir haber geldi. Tam 26 Şubat'ta zannedersem bu yayın olmuştu. 27'sinde değildi, 26 Şubat'taydı. 26 Şubat'ta Pokemon Direct yayının olacağı haberi geldi. Bu şu demekti arkadaşlar: eğer Pokemon Direct yayını böyle özel bir günde yapılacaksa ve böyle reklamı yapılıyorsa, bilin ki bomba bir haber geliyor. Bunu biliyoruz artık, tecrübelerimizden öğrendik. Tabii büyük bir heyecanla beklemeye başladık bu yayını. Yayının bir gün öncesinde iki tane logo internete düştü. İşte Pokemon Sun ve Pokemon Moon isminde iki tane logo. Oyun logosu bunlar. İşte Pokemon'un yeni oyunları çıkabilir. İşte logolar işte tescillendi falan filan gibi haberler çıktı. Ama biz tabii tam da emin olamadık bu olaydan. Ama 26 Şubat'taki yayında gerçekten beklenen oldu ve Pokemon 7. nesle ve yeni oyunlarına merhaba dedi. Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunları bu yılın sonunda bizlerle olacak. Tabii şu an oyunun çıkmasına daha çok fazla bir süre var. Yaklaşık 8 ay civarı bir süre var. Ama yeni neslin çıktığı dönemleri yaşayanlar bilir ki Pokemon'un yeni neslinin çıkıyor olması, o dönemde yaşanan işte haberleri takip etmek, yeni Pokemon'ları tek tek çıktıkça takip etmek, o heyecanlı dönemi yaşamak, gerçekten o da başka bir olay. Önümüzdeki bu 8 aylık dönemde bunları yaşayacağız yine tekrardan. Biz de tabii Pokemon Masternet olarak yeni Pokemon'ları, oyunla ilgili yeni bilgileri, çıkacak herhangi bir bilgiyi sizlerle en hızlı şekilde paylaşacağız. Pokemon Sun ve Moon bomba gibi düştü, evet. Çok güzel bir haber oldu. Pokemon dünyasında 20. yıla özel, gerçekten 20. yıla da yakışır bir haber oldu bu. Ama maalesef şöyle bir nokta var ki Pokemon Sun ve Moon'un ismi dışında herhangi bir şey bilmiyoruz. Maalesef tanıtım videosunda da pek bir şey göstermediler. Orada biraz üzüldük. Hani en azından başlangıç Pokemon'larını ya da efsaneleri görmek isterdim ben. Tabii bunlar gelecek aylarda ortaya çıkacak. Aslında dün yayınlanan KoroKoro dergisinde bu ayki sayısında ben birkaç haber çıkacağını bekliyordum ama maalesef bu ay herhangi bir haber çıkmadı Sun ve Moon'la ilgili. Gelecek ay çıkacağı söyleniyor. Gelecek ay bence yeni Pokemon'larla tanışmaya başlayacağız, öyle görünüyor. Sun ve Moon hakkında ne düşünüyorum diye sorarsanız bence çok iyi oldu. Yani aslında Pokemon Z'nin çıkmaması, yani Kalos kıtasının biraz çabuk harcanmış olması iyi bir şey değil ama 20. yıla da böyle bir şey yakışırdı aslında, öyle düşünüyorum ben. Yani oyunların çok iddialı olabileceğini de düşünüyorum. Özel yapılacağını, 20. yıla özel ve farklı özelliklerin çıkacağını düşünüyorum. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Şu an hani oyun hakkında pek bir yorum yapamıyorum. Çünkü ismi dışında dediğim gibi çok fazla bir şey bilmiyoruz. Birkaç çizim, videoda yayınlanan birkaç çizim dışında herhangi bir bilgimiz yok. Oyun hakkında bilgiler çıkmaya başladıkça Sun ve Moon özel yayınlarını yine yaparız sizlerle. Ama sadece isimlerden yola çıkarak ben Moon oyununa daha çok ısınmış durumdayım şu anda. Moon, gece benim daha çok hoşuma giden olaylar. Şu an için Moon oyununu almayı düşünüyorum ama tabii efsaneler göründüğünde ya da değişik özellikler göründüğünde belki fikrimi değiştiririm. Şu an için bir şey diyemiyorum. Ama sanki Sun oyununun efsanesinin ateş olacağını, Moon oyununun ise peri olacağını düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Ya da karanlık da olabilir, tam diye bir şey diyemiyorum. Heyecanla bekliyoruz, öyle diyelim. Evet, Pokemon dünyasında da son günlerde bu gelişmeler vardı. İşte Pokemon'un 20. yılı, tabii çok önemli 20. yıl. Zaten Pokemon Sun ve Moon'u duyurdukları yayında Pokemon'un 20. yılına özel bir video da hazırlanmıştı. İlk günlerden bugünlere çıkan oyunlar, yaşananlar gerçekten güzel bir nostalji oldu. Ben de Pokemon'un 2000 yılından itibaren takip ediyorum. Yani 16. yıl
benim için de doldu. 16 yıldır gerçekten benim de hani yaşadıklarımı anlat anlat bitmez. Aslında ilk podcast yayınımızda yolculuk nasıl başladı diye o isimle yayınlamış olduğum podcast yayında bunlardan bahsettim ama insan oturup izleyince ve gerçekten Pokemon'un 20. yaşına girdiğini görünce yani insan gerçekten duygulanıyor. Kendini bir garip hissediyor. Yani aslında şöyle bir durum var. Pokemon belki yeni nesil için hani yanlış anlaşılmasın ama yeni nesil daha az duygusal olarak bağlı olabilir ama biz gerçekten çok eski Pokemoncular dediğim o 2000'li yıllardan takip eden Pokemoncular gerçekten duygusal olarak bağlı oluyor Pokemon'a. O yüzden de hani yayının başında dediğim gibi yani sitemize yapılabilecek herhangi bir şey bizi yolumuzdan ayırmayacak. Biz Pokemon yolculuğuna bir şekilde devam edeceğiz. Ömrümüz yettiği sürece. Umarım 20. yılında Pokemon'un 20. yılında daha güzel şeyler de görmeye daha böyle sürprizler, heyecanlar yaşarız umarım. Ben mesela Pokemon Go'nun çok büyük bir bomba olacağını düşünüyorum bu sene. Ama Mart ayında ilk görüntüler yayınlanacaktı fakat ertelendi şu anda. Zannedersem bir sorun oldu, yetiştiremediler galiba fakat birkaç ay içerisinde Pokemon Go hakkında da bomba haberlerin geleceğini düşünüyorum ben. Zaten Pokemon Go piyasaya çıktığında yani burada tarihe de not olarak düşeyim gerçekten bomba etkisi yapacak ve gerçekten milyonlarca indirilecek. Ben eminim bundan. İnsanlar akıllı telefon sahipleri bu oyunları mutlaka oynayacaktır bu oyunu. 2016 yılında Pokemon'un 20. yılında Sun ve Moon, Pokemon Go, Pokken Tournament. Bunun dışında 19. filmimiz geliyor tabii ki. Yani daha bunlara belki eklenecek şeyler olabilir ama güzel dolu dolu bir 20. yıl olacak Pokemon cephesinde öyle görünüyor. Tabii biz heyecanla Aralık ayını Pokemon Sun ve Pokemon Moon'un çıkışını bekliyoruz. 7. nesil Pokemon'lar nasıl olacak? Yeni bir tür ortaya çıkacak mı? Bilemiyorum yani. Mesela Mega Evrim'in çok farklı bir versiyonunun ortaya çıkacağı söyleniyor. Nitekim animeden biliyoruz. Ash'in Green Ninja'sının Ash'e benzemesi. Yeni tarz bir Mega Evrim'in oyunda bulunabileceğini gösteriyor. Bakıp göreceğiz. Mutlaka yeni özellikler olacaktır ama bunları şu an konuşurken bile insanda heyecan oluşuyor, onu söyleyeyim. Son olarak buradan ilk defa benden duyacağınız bir haber söylemek istiyorum. Zaten bunun şu an belki bu podcast yayını dinlediğinizde sitemizde ya da sayfamızda bunun reklamını görmüş olacaksınız fakat hemen ekleyeyim dedim. Sitemiz üyelerinden Pokemon Trainer Halil, Pokemon XYZ anime sezonunun altyazısını yapıyor. Hemen bölümlerin yayınlanmasından sonra birkaç gün sonra Türkçe altyazı olarak bölümlerini yayınlıyor. Biz de Pokemon Masternet olarak Pokemon Trainer Halil'in, Pokemon eğitmeni Halil'in yapmış olduğu bu videoları sitemizde yayınlayacağız. Animeyi yakından takip edenlerin bu bölümümüze başvurmasını istiyorum. Podcast yayınımızın sonuna geldiğimizde Pokemon Masternet ve Pokemon cephesinde yaşanan bazı olaylar hakkında konuşalım dedim. Umarım beğenmişsinizdir bu yayınımızı. Yorum kısmında hangi oyun almak isteyeceğinizi, işte Pokemon Sun mu, Pokemon Moon mu, oyunlardan beklentilerinizi, hayallerinizi, şu olsaydı, şöyle olsaydı diye. Yani her şekilde yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Gelecek podcast yayınlarımızda ki podcast kanalının yayınları devam edecek. Bu sıralar biraz site işleriyle haşır neşir olduğum için yayınlar aksıyor fakat yayınlara da devam edeceğiz. Gelecek podcast yayınlarımızda görüşmek dileğiyle.